Yemek zamanı gelince bu doğuştan avcılar ziyafet için her yere gidebilir. Bu kutup ayısı kendinden iki kat ağır olan morsların arasına dalarak ödülünü kapıyor. Çaresiz bir mors yavrusunu. Hepsini daha önce gördük diyebilirsiniz. Şimdi hayvan krallığına dair bütün bildiklerinizi unutun. Umulmadık katillerin tüyler ürperten dünyasına girmek üzeresiniz. Bu sahneler çok tuhaf. Vahşi babunlar, korkunç kurbağalar ve kudurmuş su aygırları. Bunlar ağzı açık bırakan, büyüleyici ve tam anlamıyla şaşırtıcı anlar. Bu deniz kartalı sıra dışı bir yemeğe tutkun. Denizden taze çıkmış zehirli yılana. Kuş sıkı tutmak zorunda ki hem yemeğini hem de hayatını kaybetmesin. Fokun sahildeki güneşli günü katil balinanın denizden fırlayıp saldırmasıyla allak bullak olur. Örümceklerden korkar mısınız? Peki kedi gibi zıplayanına ne dersiniz? Bu aç hanımdan kaçmayı deneyin. Ama sıradaki çok daha inanılmaz. Sonraki şaşırtıcı anda bir babun umulmadık bir avın peşine düşüyor. Göç eden flamingolardan oluşan büyük bir sürü bu gölde toplanmış. Babunlar genelde flamingo yemez. Ama bu babun dev grubu dayanılmaz buluyor. Ürkek kuş yığınının arasına dalıyor. Flamingolar canları için kaçışıyor. Ama babun çok hızlı ve güçlü. Dişleri leoparınkiler gibi uzun ve keskin. Babun avını tek ısırıkla haklıyor. Huzurlu göl bir mezbahaya döndü. Artık menüde yeni bir yemek var. Sıradaki umulmadık katili gördükten sonra uzun süre suya girmek istemeyeceksiniz. Bu şaşırtıcı anda aç gözlü bir sürünün inanılmaz iştahına şahit olacaksınız. Genç balıkçılar için ilk uçuş dünyaya atılan tehlikeli bir adım olabilir. Yuvadan düşmek sıra dışı bir şey değildir. Ama burada yüzeyin altında dolanan bir şey var. Ve kuşu suyun altına çekiyor. Kuş kaçmaya çalışıyor. Ama artık çok geç. Bir pirana çetesi kuşu canlı canlı yiyor. Yüzlerce jilet gibi diş debelenen kuşu parçalıyor. Balıkçılığın umutsuz tekmeleri sadece yeme çılgınlıklarını ateşliyor.
Dakikalar içinde ziyafet sona eriyor ve piranalar sonraki yemeğin peşine düşüyor. Gözü dönmüş balıklar saniyeler içinde kuşun etlerini kemiklerinden sıyırıyor. Sırada bir bölük kanatlı asker göreve çıkıyor. Otuz eşek arısı, Japonya'nın yerlisi olmayan bir tür olan Avrupalı bal arılarının kovanına yaklaşıyor. Kovanda eşek arılarının çok istediği şeyler var. Larvalar, tırtıllar ve uğruna ölünecek kadar tatlı olan bal. Bu 5 santimetrelik dev eşek arıları mükemmel tasarlanmış avcılardır. İğneleri insan etini sindirebilecek güçte bir zehir salgılayabilir. Bir Japon eşek arısına 1000 bal arısı düşüyor. Ama bal arılarının eşek arılarının keskin çenelerinden korunmak üzere evrim geçirecek kadar zamanı olmamış. Eşek arılarının öncü kolları önüne geleni çiğneyerek ilerliyor. Arılar kovanı savunuyor. Ama sonuç ortada. Onlar hiç esir almayan eşek arılarıyla boy ölçüşemez. Dakikalar içinde eşek arıları içeri dalıyor. Ve kovan boyunca parçalayarak ilerlemeye başlıyor. Nihayet savaşın ganimeti. Eşek arıları balı içiyor ve tıpkı barbarlar gibi bal arılarının gençlerini götürüyor. Yağmacıların altında ölmüş ve ölenlerle dolu bir savaş alanı uzanıyor. Yalnızca 3 saatte 30 eşek arısı 30 bin bal arısını katletti. Sizce korkacak bir şey yok mu? Her yıl düzinelerce insan bu eşek arısının iğnesi yüzünden alerjiden ölüyor. Azrail umulmadık şekillere bürünebilir. Ama bütün katiller korku salmaz. Bu ufaklıktan kim korkar ki? Bu öküz kurbağaları gayet zararsız görünüyor. Tabii bir tarantula, fare, kuş, ya da akrep değilseniz. Ağızlarına sığdırabildikleri her şeyi yerler. Tatlı olarak da belki biraz daha gevrek bir şey. Ufaklığa da bakın. Ama öküz kurbağası da yanılabilir. Sıradaki şaşırtıcı anda kurbağa tuhaf sonuçlar doğuran yeni bir yemek deniyor. Bu masum görünüşlü semender kurbağanın saldırı menziline giriyor. Kurbağa saldırıyor ve yutuyor. Semender yenildi gibi. Ama savaş daha bitmedi. Semenderin derisinde ölümcül bir zehir bulunur. Dakikalar içinde kurbağa ölmüştür. Thank you.
galip şekilde uzaklaşan minik Semender olur. Ölümle yüzleşen Semender, bakteri dolu bir zehir salgılayarak avcı adayını felç eder ve öldürür. En şaşırtıcı hikayemiz çok daha umulmadık bir davranış ortaya çıkarıyor. Bu bildik bir su aygırı sahnesi. Bir otçul dinleniyor. Bu hayvanlar nazik görünse de saldırgan da olabilirler. Özellikle de sürüdeki baskınlıkları tehlikedeyse. Bu anne ve yeni doğmuş yavrusu haftalardır sürüye yakınlaşma çalışması yapıyor. Yavrunun geleceği sürüyle tanışma biçimine bağlı. Ancak genç bir erkek pek de kucak açacak havada değil. Yeni bebek onun yavrusu değil. Az sonra olacaklara çok az kişi şahit olmuştur. Erkek anneye meydan okuyor. Dişi yavrusunu önüne katıp güvenli bir yere kaçıyor. Ama su bulanıyor. Ve yavru yolunu kaybediyor. Erkek aygır savunmasız yavruya yöneliyor. Sürüdeki yerini sağlamlaştırma içgüdüsü olabilecek bir davranışla yavruyu ağzına alıyor ve sallıyor. Bebek mücadele ediyor. Ama hiç şansı yok. Dibe iniyorlar. Anne onu kendine getirmeye çalışıyor ama çok geç. Erkek aygır, yavrunun büyüyüp kendine tehdit oluşturmasının önüne geçti.